Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına kapı açan yönetmelik değişikliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gündemindeydi. Özlü, birinci sınıf tarım arazilerinin organize sanayi bölgesi olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Başta enerji ve ulaşım olmak üzere tarım arazilerine yatırım yapılmasına kapı açan yönetmelik değişikliği sektörde büyük tepkiye sebep oldu. Artan nüfusla birlikte gıdaya ihtiyacın da arttığı şu günlerde tarım arazilerinin korunmak yerine yatırıma açılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gündemindeydi. Özlü, birinci sınıf tarım arazilerinin organize sanayi bölgesi yapılmasına karşı olduklarını vurgularken tarımı ve çevreyi teknolojiyle koruyacaklarını dile getirdi. Evet, gerçekten biz birinci sınıf tarım arazilerine OSB yapılmasına karşıyız. Buna müsaade etmeyiz, yapmayacağız, yaptırmayacağız. Dolayısıyla tarımın da teknoloji kullanmasını arzu ediyoruz. Bakın, dün bir toplantı yaptık bakanlığımızda, Tarım Bakanlığımızla birlikte. Tarımda teknoloji kullanımı, gıda sanayisi konusunda toplandık. İnşallah Tarım Bakanlığımızla müşterek bir proje yürüteceğiz. Bu çevre konusunda da çok dikkatliyiz. Çok hassasız çevre konusuna da. Tarsim, her türlü doğal afete açık olan tarım sektöründe üreticilerin de yetiştiricilerin de yanında olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 3 milyar liralık prim karşılığında Tarsim 4 milyar lira hasar ödemesi yaptı. Tarım Sigortaları Havuzu kurulduğu günden bugüne üreticinin ödediği 3 milyar liralık prim karşılığında 4 milyar lira hasar ödemesi yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, dünyayı tehdit eden en önemli risklerin başında hava şartları ve iklim değişikliğinin olduğunu belirtirken, bu tehditlerin özellikle tarım sektörünü vurduğuna işaret etti. Bu bağlamda Tarsim'in 2006 yılında ilk poliçelerini düzenlemeye başladığını hatırlatan Satoğlu, kuraklık dahil pek çok riskin Tarsim kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. 2014 yılında ciddi bir don hadisesi yaşandığını, bunun da fındığa büyük zarar verdiğini anımsatan Satoğlu, fındık üreticilerinin Tarsim'e 7 milyon lira prim ödemesine rağmen Tarsim'in 90 milyon lira hasar ödemesi yaptığını vurguladı. Bu desteğin sadece fındık üreticisine değil, üzüm ve kayısı üreticilerine de yapıldığını belirten Satoğlu, geçtiğimiz yılda üzüm üreticilerine 180 milyon lira civarında ödeme yaptıklarını dile getirdi. Sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da güvencelerinin olduğunu vurgulayan Satoğlu, üreticilerin mağdur olmaması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi. Tarım Bakanlığı 1 Ocak itibariyle bakanlık personeli veterinerlerin aşı ve küpe hizmetinden aldıkları ücreti 1 kuruşa indirdi. Ancak küpeleme hizmetini kimin yapacağı netleşmemişti. Bu nedenle üreticilerin mağdur olmaması için şimdilik küpeleme hizmeti süt birliklerine devredildi. Hayvan üreticilerinin mağdur olmaması için küpeleme işlemlerini büyükbaş hayvanlarda süt birlikleri yapacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Ocak'tan itibaren bakanlık personeli veterinerlerin aşı ve küpe hizmeti karşılığında üreticilerden aldıkları ücretleri 1 kuruşa indirdi. Daha önce 25 kuruş ila 2,5 lira arasında değişen aşılama ve küpeleme ücretlerinin 1 kuruşa düşürülmesinin ardından küpeleme işlerinin kimin yapacağı konusu netleşmemişti. Yapılan görüşmeler sonucunda üreticinin mağdur olmaması için bu iş netleşene kadar küpelemeleri süt birlikleri yapacak. Anamur'daki seralarda muz bitti, fiyatlarsa artış gösterdi. Bu fiyat artışına sebep olarak da hasat zamanı yaşanan rekolte düşüklüğü gösteriliyor. Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısının karşılandığı Mersin'in Anamur ilçesinde seralarda muz kalmayınca fiyatlarda %100 artış gösterdi. Bu sene 250 bin ton rekolte bekleyen üreticiler daha kış bitmeden muzun çoğunu elden çıkardı. Hasadın sonuna yaklaşıldığı şu günlerde sezon başında üreticiden çıkış fiyatı 2 lira olan muz 4 liraya kadar yükseldi. Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Güzel, muza talebin yoğun olduğunu ancak seralarda muz kalmadığını söyledi. Şu an ithal muzla yerli muz arasında 2 lira fiyat farkının olduğunu belirten Güzel, üreticilerin alın terini almasını istiyoruz diye konuştu.
Türkiye'de muz ihtiyacının yarısı yerli üretimle, yarısı ithalatla karşılanıyor. Muz üreticileri de üretimlerini artırabilmek için uzun vadeli faizsiz kredi verilmesini, %18 olarak uygulanan KDV oranlarının düşürülmesini talep ediyor. Daha önce de sık sık obrukların oluştuğu Konya'da yeni bir obruk daha oluştu. Bu seferki 12 metre çapında, 20 metre derinliğinde. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Daha önce de aynı bölgede boş tarlada obruk oluşurken bu kez buğday ekili tarlada oluşması çiftçileri endişelendirdi. Konya'nın Karapınar Kulluğu mevkisinde 3 sene önce yaklaşık aynı obruğun bayağı büyük çapında oluşmuştu. Bu da dün oluştu. Yer sahibi Bekir İlan mallarına bakmaya geldiğinde burada ekmek vermeye geldiğinde görmüş. Ama biz tedirgin olmuyoruz. Alıştık artık. Yapılacak bir şey ki Allah'tan gelen bir şey. Belki biz biraz sonra giderken, geçerken olacak, biliyoruz mu? Dedim ki ararsa da ne yapacağız? Allah'tan gelen bir şey yani. Şimdi yerin altında ne olduğunu bilmediğin için ne yapacağız da? Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında üretimi yapılan erikler 15 gün erken çiçek açtı. Erken hasat telaşında olan üreticiler ise bu yıl 8 bin ton rekolte bekliyor. Erik yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı. Mart ayının ikinci haftasında hasat yapmaya hazırlanan üreticiler erken hasat nedeniyle fiyatların da yüksek olmasını umut ediyor. Örtü altına aldığımız bu bahçelerimizde eriklerin çiçek açması bizleri oldukça sevindirdi. Örtü altına almakla 15-20 günlük bir erkencilik sağlamaktayız. Açık alanda Nisan'ın ilk haftasında çıkardığımız turfanda eriğimizi örtü altıyla birlikte Mart'ın ikinci yarısına doğru çıkarıyoruz. Örtü altında aşağı yukarı 100 dönümlük bir arazi, açıkla beraber 800 dönümlük arazide 8 bin ton civarında bir ürün rekoltesi bekliyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça çiçekçilerde de telaş başladı. En yoğun dönemlerinden birini yaşayan kesme çiçek sektörü hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına çiçek yetiştirmeye çalışıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Hem iç pazara hem de dış pazarlara çiçek yetiştirmeye çalışan sektör en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor. Sevgililer Günü nedeniyle 25 ülkeye 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken özellikle gerbera ve karanfil ihracatta söz sahibi oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun bir tempo içindeyiz. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz artık ihracat olarak. Bu dönem içinde 35 milyon dal çiçek ihracatımız oluyor yaklaşık olarak bakıldığında. Bunu en çok karanfil, cerbera ve diğer çeşitler yapıyor. Yani 25 ülke üzerinde bir çalışma oldu. Genel olarak bakıldığında Avrupa ülkelerinde, Hollanda, Almanya, İngiltere başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine çıkışlarımız oldu. Tabii ihracat boyutuna bakıldığında yine 5 milyon dolar civarında bir ihracat hedefi gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bunun yanında bir de Türkiye'de Sevgililer Günümüz var. Evet. Türkiye'de de bakıldığında gerçekten artık Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde en üst noktaya geliyor. İhracattan sonra da bizim hedefimiz belli bu dönemler içinde, çünkü sevkiyatlarımızdan sonra Sevgililer Günü'ne hazırlık yapmak. Bu amaçla gerek çiçek dükkanlarına, gerek süpermarketlere, gerek toptancılara önemli sayıda çeşitler bazında, ihracat bazında gönderimler başladık. Tokat'ta yaşayan 4 arkadaş 500 bin lira maliyetle kurdukları solucan gübresi üretim serasıyla Tokat'ı solucan gübresi üretiminde lider konuma getirmeyi hedefliyor. Tokat'ta yaşayan 4 arkadaş solucan gübresi üretiminde Tokat'ı lider konuma getirmeye hazırlanıyor. Türk tarımını solucanlar kurtaracak sloganıyla yola çıkan girişimciler 2 yıl içerisinde solucan sayısını 100 binden 20 milyona çıkardı. 500 metrekare kapalı ve 2 dönüm açık alanda solucan gübresi üreten girişimciler şimdilerde talebe yetişemiyor. Biz rahat mühendisi arkadaşımız çiftliğimizi, bahçemizi ziyaret etmek için gelmişti. Onunla konuşurken onun tavsiyesi üzerine, onun bilgilendirmesi üzerine bu işe başladık. Sonra
arkadaşlarımla beraber yapabilir miyiz diye düşündük. 2 yıl önce başladığımız bu yolda şimdi çok şükür yatırım olarak 500 milyonluk bir yatırımla tesisimizi kurmuş bulunmaktayız. 6 ay boyunca üretim sürecinin nasıl geliştiğini biz deneme yanılma yoluyla hatalar yaptık. Bu hataların sonucunda elde ettiğimiz ürünü doğru yolu bulduk. Denedik, doğru yolu bulduk. Elde ettiğimiz ürünü kendi bahçemizde denedik. Birkaç güvendiğimiz çiftçi arkadaşımıza denettik. Sonuçların çok çok iyi olduğunu gördüğümüzde artık işe inandık. Yatırım yapmaya karar verdik. Öncelikle bizim amacımız, işe inandıktan sonra amacımız Tokat'ın solucan gübresi üretimi konusunda pilot bölge olabilmesi adına çalışma yapmak olarak belirledik. Bu düşünceyle çevre illerden yaklaşık 50-60 ilden misafirler geldi. Onlara hem ilçemizi, ilimizi tanıttık, işi anlattık. Gücümüz yettiği kadar bütün Türkiye'ye bu işi tanıtmaya çalışıyoruz. İnanılmaz derecede talep var. Organik gübre üretimi için insanlar bilinçli şekilde bu işe girmeye başladılar. Videolardan, internetten haberler alanlar, özellikle bizi takip eden arkadaşlar mesafe tanımaksızın gelip işi öğreniyorlar. Yaklaşık olarak 43 üreticimiz var. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Üretimin her aşamasında yanlarındayız, destek oluyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Tokat ve çevresinde sadece yaklaşık yıllık 1000-1500 ton civarında organik gübre üretimi sağlayacak bir sistem oluşturmuş bulunmaktayız. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın saat 17'de yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.